Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün bir ördek figürü yapacağız. Sevimli bir ördek figürü olacak. Sarı, turuncu, siyah ve beyaz. Kullanacağımız renkler bunlar. Şimdi şöyle boyut soruyorsunuz ya, boyut göstereyim. Normalde figürün üstüne ölçüp yapıyorum ya. Hani bu sefer göstereyim dedim. Bu civcivin alt kısmı için, bu üst kısmı için. Yani bundan biraz daha küçük olacak kafa kısmı. Şimdi önce şöyle hamuru iyice bastıra bastıra yoğurdum. Bu üzerindeki izleri yok ettim. Şimdi şöyle elime yamuk tutuyorum. Üst tarafı incelttim, alt taraf kalın. Biraz daha yapalım. Şöyle yandan görünüşü. Şimdi önce bir kanatlarını yapalım. Yine sarı hamurdan aldım. Şunu şöyle kenara koyayım. İki eşit parçaya böldüm sarı hamuru. Şu uç tarafını inceltiyorum yine. Şöyle de yapabilirsiniz. Bu şekli oluşturdum. Şu biraz daha büyüteyim. Aynısını bir tane daha yapıyorum. Biraz büyüklükleri aynı olsun ki simetri bozulmasın. Şimdi şu üst alt kısma, kalın olan kısma daha fazla, diğer kısma daha az olacak şekilde bastırıyorum. Bunu da yapalım. Böyle iki şekil oluşturdum. Yalnız mesela baktım şimdi. Bu daha küçük oldu ya. Olmasın. Buna biraz daha ekliyorum. Figürlerin aynı parçaları, sağları, sollarının aynı büyüklükte olması önemli. Biraz daha açayım, ucunu daraltayım. Şimdi bunu şu iki yana yapıştırdım. Şu tepeden aşağı indiği kısım. Şöyle şunları da hafif açalım, kanatlarını açmış olsun. Şimdi bunu strafora bir koyalım. Bir tane çöp şişle sabitleyelim. Kafa için biraz bırakıyorum. Gerisini, fazlasını kesiyorum. Bunu kenara aldık. Şimdi ayaklarını yapalım. Yine iki parça aldım. Bunlar yine büyük oldu. Böyle küçük parçalarda eşit yapmak istediğiniz zaman hamuru şöyle elinizde bir alın. Hafif şöyle uzattım. Şu hareketi yaptığınızda aşağı yukarı eşit iki parça oluşturursunuz. Eşit değilse şunu yaparken anlarsınız onların eşit olmadığını. Şimdi yine biraz önceki gibi bir tarafı incelttim. Bir taraf kalın kaldı. Sonra üstten bastırdım. Şimdi şöyle bir aparat ya da hani biz az malzeme kullanacağız zihniyetiyle bir kürdan mesela. Bulalım. Bir kürdan. Şunu önden aldım,
ortaya doğru. Yine önden aldım, ortaya doğru. Bunu da yapalım aynısını. Şimdi bunu önüne yerleştireceğiz. Şu en uç kısım, yani alta gelecek kısmı da şöyle bastırıp incelttim iyice. Şimdi bunun altına bunu yerleştirebiliriz. Şöyle hafif kaldırdım. Yerleştirdim. Şimdi artık kafaya geçebiliriz. Şöyle yine yuvarladım elimde. Şöyle de göstereyim. Bu büyüklük olacak. Vücuttan biraz daha küçük. Şöyle üstündeki pürüzleri iyice düzelttim. Leke kalmıyor şu anda. Şöyle hafifçe ön kısmını bastırıyorum. Çok böyle önü yuvarlak olmasın diye. Şöyle azıcık daha. Tamam. Şu yanakların tombikliği kalıyor. Şöyle yana doğru yayalım biraz yanakları da. Bu hale getirdik. Şimdi önce gagayı yapalım. Gaga bizim yüzde belirleyicimiz olacak. Ona göre gözleri yerleştireceğiz. Yine turuncu şeker hamurumu aldım. Bunu yuvarladıktan sonra şöyle elimle bastırdım. Kalın bir tabaka bıraktım. Şimdi bunu kürdanı bu taraftan aldım. Bu tarafa doğru iz verdim. Şu yana da gidelim iyice. Sonra şöyle hafif aşağı doğru yanlardan aşağı doğru esnettim. Şu üst kısmı birazcık çıkık olsun istiyorum. Şu kısım şöyle biraz yukarı doğru olsun istiyorum. Şimdi bakalım. Mesela biz bunu şöyle yerleştirdiğimizde büyüklük iyi mi? Genişlik evet iyi. Şu kısmın fazlasını kesiyorum. Şu yüzle birleştiği yeri çok uzun yapmıyorum. Şimdi ben eğer bunu buraya direkt yapıştırırsam beklemem gerekecek. O yüzden şu kürdanımızın bir kısmını aldım. Ağız kısmına koydum. Eğer beklemek için vaktiniz varsa bunu yapıştırın, böyle durun beklesin. Gagamız. Ben şu gagayı biraz daha şöyle yayvanlaştıracağım. Yüze göre küçük geldi bana. Şöyle kenara doğru esnetiyorum. Şimdi tekrar. Hatta şöyle çok hafif suyumuzu da sürelim. İyice yapışmış olsun. Gagayı yapıştırdım. Şöyle şurayı birleştirelim. Şimdi şu tam gaganın bittiği yere de ufak şöyle bir çizgi, nokta koyuyorum. Bu da gülümsetiyor. Şöyle kaymasın, düzelttik.
Tamam. Şimdi yuvarlak bir aparat. Mesela şu. Bununla şu gagının ortasının yan tarafına şöyle göz için bir iz veriyorum. Bir tane de buraya iz veriyorum. Şöyle hafif bir büyüteyim. Azıcık böyle büyük gözlü olsun. Gözler hayvanlarda güzeldir. Şöyle hafiften bir yuvarlağı bozmuş durumdayım. Şimdi bu gözlerin içini beyazla dolduralım. Şöyle yukarıdan bastırıp içine gömdük. Çok küçücük siyah aldım. Bunu da şöyle gözün içine yerleştiriyorum. Biraz şu kenarlarda boşluk kalacak. Gerisi siyah. Şuna da yapalım. Şaş oldu mu? Yok. Güzel oldu. Şimdi bu gözleri ufacık böyle bir ferş vereceğiz. Her zaman işe yarar, daha anlamlı bakarlar. Beyaz hamurunu küçücük şöyle gözün bir tarafına yerleştirdim. Bunu şeyle de, beyaz boyayla, fırçayla da yapabilirsiniz. Onunla yapmak daha kolay. Şu fırçayı dokundurdunuz mu oluyor. Bunu da çok küçük almak biraz zor olduğu için. Şöyle keseyim. Şimdi bunu da öbür göze yerleştireceğim. Yapacağım. Bununla uğraşmak zor gelirse direkt beyaz boyayı dokunduruverin. Çünkü bu kadar küçük hamurları zapt etmek biraz zor oluyor. Evet. Göz ferimizi de yaptık. Şimdi bunu yerleştirelim. Tam ortadan yerleştirdim. Şimdi bunun böyle daha şapşık bakması için bir de kaşlarını yapalım. Yine çok ince, yani çok küçük siyah hamur aldım. Şu hale getirdim. Öbürünü de hazırlayayım. Aynı boyda göreyim. Ondan sonra yerleştirelim. İki tane küçücük siyah hamur. Bunları da şöyle gözün bayağıca bir üstünden yerleştirdim. Bunu da aynı simetriyle diğer tarafa yerleştirdim diye sanıyorum. Ama bir düzden bakmam lazım. Fena yapmamışım tersten de. Tamam. Şimdi bunun bir de saçları olsun. Saçı nasıl yapacağız? Sarı hamuru aldım. Şöyle. Bir tane ondan yaptım. Hatta üç tane direkt
yapalım. Bir tane daha yaptım. Üçüncü parçayı da şunun sivri olan kısmını yukarı getirelim. Bu üçünün şu alt kısmından birleştirdim. Fazlasını kesiyorum. Şimdi şunun büyüklüğüne bir bakmamız lazım. Güzel oldu bence. Boyut iyi oldu. Şunları da şöyle hafif yana tarasın saçlarına. Şu kolları da hafif kaldırsın. Tatlı mıyız? Ne yapalım biliyor musunuz? Bir de şuraya göbek deliği yapalım. Şunu tam ortasına. Göbüşü olsun. Yaptım. Figürümüz hazır. Figürümüz hazır. Yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.